Elimizde 2 adet matris olsun. Kolay olması açısından da 2'ye 2 bir matrisle başlayacağım. İlk matrisimiz şöyle olsun. 2 eksi 2 5 ve 3 Diğer matrisimizi buraya yazalım. O da 2'ye 2 bir matris olsun. Ve şöyle diyelim. Eksi 1, 4, 7, ve eksi 6. Size bu videoda, tıpkı bunlar gibi iki matrisin nasıl çarpılacağına dair matematik kuralını açıklayacağım. Bunun üzerine durmamız sebebi, matematikçilerin matris çarpımıyla ilgili pek çok yol tanımlayabilecek olması. Ama bunun yerine, bugün size göstereceğim, birazdan size göstereceğim, bu kural üzerine birleşmişler. Doğrusal cebir konusuna daha derinlemesine daldığınızda, özellikle de bilgisayar grafikleri hazırlamaya ve çeşitli modellemeler yapmaya başladığınızda neden bu kuralın belirlendiğini size göstereceğim matris çarpımı yönteminin neden en çok uygulama alanına sahip yöntem olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Özellikle belirtmek istiyorum ki bu insan yapımı bir kuraldır. İnsanoğlu biraz sonra göstereceğim matris çarpımı yönteminin çok kullanışlı olduğunu görmüş. İki adet 2'ye 2 iki matrisi çarpmanın pek çok yolunu bulabilirsiniz. İki matrisi toplarken kullandığınız yöntemi uygulayabilirsiniz. İki matrisi topluyorsanız matrislerin boyutunun aynı olması gereklidir, değil mi? Matrisleri toplarken matrislerin birbirine karşılık gelen elemanlarını toplarsınız. Peki neden bu yöntemi iki matrisi çarparken de kullanmıyoruz? Neden matrislerin birbirine karşılık gelen elemanlarını çarpmıyoruz? 2 çarpı eksi 1, eksi 2 buraya, eksi 2 çarpı 4, eksi 8 buraya. Toplama işlemini böyle yapıyoruz. Birbirine karşılık gelen elemanları topluyoruz. Ama matrisler çarpılırken uygulanan kural bu değil. Üzerinde uzlaşılan standart kural bu değil. Matris çarpımda uygulanan standart kural şöyle. Matrisin sol üst köşesindeki bu elemanı bulmak için bu matrisin bu satırıyla bu matrisin bu sütununu çarparız. Peki bir satırla bir sütun nasıl çarpılır? Vektörlerin skaler çarpımı diye bir şey daha önceden duyduysanız, bu konuya aşinaysanız, bu söylediğim size bir şey ifade etmiş olabilir. Birbirine karşılık gelen elemanları çarpıp, önce ilk terimleri, sonra da ikinci terimleri çarpıp, en sonunda da bu çarpımları topluyorduk. Burada da aynı şeyi yapacağız. Bu ilk satırla, bu ilk sütunun skaler çarpımını yapıp, bu matrisin sol üst köşedeki elemanını bulacağız. Skaler çarpım tabiri size bir şey ifade etmediyse, şimdi ne demek olduğunu göstereceğim. Aslında burada kendime biraz daha çalışma alanı açsam iyi olacak. Özellikle de matrislerin çarpımını ilk kez anlatacaksam biraz daha yere ihtiyacım var. Sol üstteki eleman ne olur? 2 çarpı eksi 1 artı eksi 2 çarpı 7. Gördüğünüz gibi ilk satırın ilk elemanıyla ilk sütunun ilk elemanını çarptım. Ardından İlk satırın ikinci elemanıyla, ilk sütunun ikinci elemanını çarptım, sonra da onları topladım. Bu yaptığım aslında, bu satır vektörüyle, bu sütun vektörünün skaler çarpımını yapmak. Ama dediğim gibi, bu tabir size bir şey ifade etmiyorsa, vektörlere veya skaler çarpımlara aşina alışık değilseniz, hiç endişelenmeyin. İlk elemanları birbiriyle çarptık, sonra ikinci elemanları birbiriyle çarptık, bu toplama işlemi bize bir sayı verecek. Birazdan hesaplayacağız. Şimdi diğerlerini de bulalım. Matrisin bu elemanını bulabilmek için, ilk matrisin ilk satırıyla, ikinci matrisin ikinci sütununu çarpacağız. Bu aslında çok mantıklı çünkü bu matrisin ilk satırındayız ama ikinci sütununa geçtik. İlk satır, ikinci sütun. 2 çarpı 4 artı eksi 2 çarpı eksi 6. Şimdi de videoyu durdurun ve geri kalan iki elemanı kendi başınıza bulun. Sol alttaki elemanla sağ alttaki elemanı kendi başınıza bulun bakalım. Size bir ipucu vereyim. İlk matrisin ikinci satırını kullanacaksınız. Umarım videoyu durdurup dediğimi yaptınız ve elemanları buldunuz. Yine de biz birlikte bir çözelim. Matris çarpımları bazen çok karmaşık olabiliyor. Ne dedik? İkinci satırdayız. O halde ilk matrisin ikinci satırını kullanacağız. Sol alttaki eleman için de ikinci satırla ilk sütunu kullanacağız. 5 çarpı eksi 1 artı 3 çarpı 7. Güzel ve nihayet son elemana geldik. İkinci satır, ikinci sütun elemanını bulmak için ilk matrisin ikinci satırı ile ikinci matrisin ikinci sütununu çarpacağız. Yapalım işlemi. 5 çarpı 4 artı 3 çarpı eksi 6. Peki tüm bu işlemleri yaparsak ne buluruz? Şimdi ona hesaplayalım. Eksi 2 artı eksi 14 artı bu eksi 16 eder. 8 artı 12, 20 eder. Eksi 5 artı 21, 16 eder. Doğru mu yaptım? Evet, 16 eder. Ve son olarak da 20 eksi 18 de 2 eder. O halde bu iki matrisin çarpımı, evet çok heyecanlı sonuna geldik. Bu iki eki matrisle bu iki eki matrisi çarparsak ortaya çıkan matris şudur. Eksi 16, 20, 16 ve 2. İşte bu kadar.